Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir far parlatma işlemi yapacağız. Aslında yeni bir ürün buldum. Onu deneyeceğiz sizlerle birlikte. Arkadaşlar bulduğum ürün bir krem ve markası Arexons diye yazıyordu. Bunu Bauhaus'ta buldum ve alıp denemek istedim. Çünkü far parlatmayı denemek ve yapmak isteyen arkadaşlara referans olmak istedim. Kanalımı takip eden arkadaşlar bilirler. Bilmeyenler için söylüyorum. Daha öncesinde bu aracın farını parlatmıştım. Şimdi aradan bir yıl geçti. Onu da göstermek istiyorum. Çünkü kanalıma oldukça fazla yorum geldi. Instagram'dan da ulaşanlar oldu. Bir yıl geçti aradan, farın durumu nedir diye. Bunu şu an özellikle bu videoda göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir yıl sonra farın durumu bu şekilde. Zaten yine o videoyu da göreceksiniz. Farın ilk halinden hala çok daha iyi. Yani kloroformla parlatmıştım ama şu an tabii ki biraz sararma var. Çizikler biraz oluşmaya başladı. Biraz da sararma oldu tabii ki. Bu yine kullanıma göre değişebilir diye düşünüyorum. Hani çok fazla kullanım olur ya da araç sürekli işte açık otoparkta olur gibi. Bundan dolayı biraz daha sararmalar artabilir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Far parlatma, yani kloroformla parlattıktan sonra aslında bunun üzerine bir kaplama yapılabilirdi. Bu kaplamayı niye yapmadım? Hani bununla ilgili de çok yorum aldığım için belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bu ne kadar sürede tekrar sararacak? Bunu gözlemlemek istedim aslında. O yüzden yani sizlere de bir referans olsun diye ben bu araç üzerinde deneme yaptım ve bu sonucu sizlere göstermek istedim. Şimdi gelelim bugünkü videoda kullanacağımız ürünü arkadaşlar. Bunu Bauhaus'tan aldım. Yani far yenileyici ve parlatıcı diye ilgimi çekti. 125 lira gibi bir fiyatı vardı ve açıkçası kloroformla uğraşmak istemeyen kişiler vardır diye düşündüm. O yüzden bu ürünü alıp denemek istedim. Sonuçta benim farımda da biraz daha sararmalar başladığı için hem bu ürünü deneyelim hem de farımızı yeniden parlatalım istedim. Şimdi tabii kullanma talimatı arkasında yazıyor arkadaşlar. Onu da bir göstereyim. Uygulanışı diyor. İşte özellikle yazıyor burada. Sıcak yüzeye uygulamayın. Gölgede uygulayın. Ürünü öncelikle bezelye büyüklüğünde far yüzeyine sıkın. Sonrasında mikrofiber ya da pamuklu bez ile bastırın ve ovalayın. Tüm far yüzeyini temizleyinceye kadar işlemi tekrar edin diyor. Burada biraz şöyle bastırmak gerekiyor herhalde. Şimdi bu far temizleyiciyi arkadaşlar deneyeceğiz ve sizlerle birlikte sonucu göreceğiz. Arkadaşlar şimdi farın üzerinde herhangi bir toz varsa diye şöyle nemli bir bezle sadece tozunu alacağım. Bu tozla da birlikte sürmek istemiyorum, o yüzden. Bu nemli bezle sildim. Bir havlu kağıtla da yine kurulayacağım. Ne olur ne olmaz. Islaklık kalmasın. Şimdi arkadaşlar şöyle parçalar halinde sıkacağım farın yüzeyine. Şöyle devam edeyim biraz daha. Şimdi bir pamuklu bez alacağım arkadaşlar. Onunla bir yayacağım bunu. Tamam arkadaşlar, bu şekilde kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra bezle üzerinden geçip tamamen sileceğim. İşte kuruduktan sonra bir böyle tebeşir tozu kıvamı almasını bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar oraya macunu sürdüm ya da krem, artık nasıl adlandırırsanız. Yani ben bir pastacılar gibi olduğunu düşünüyorum bunun da. Yine de sonucunu merak ediyorum. Tabii denemek istedim. O böyle kuruma aşamasını hani beklerken ben size şu diğer fardaki çizikleri göstereyim. Böyle ince ince çizikler var. Onları bir göstereyim. Hani belki bu farda daha iyi bir sonuç alırız diye düşünüyorum. Bu tabii deneme olduğu için şu an öngörüler bu yönde. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bayağı kurudu kenarlarındakiler özellikle. Ben hani macunu tamamen yaymıştım. Şimdi kurudu. Ben bu bezle silme işlemine başlayacağım. Ve sonucu benden önce sizler göreceksiniz tabii, kıyaslamayı. Şimdi başlıyorum. Şöyle iyice bastırarak bu bezi böyle sileceğiz arkadaşlar. Bu şey kremi. Evet, farı böylece sildik.
Şimdi şöyle iyice bastırıyorum arkadaşlar. Evet, biraz bir fark etti. Ama bu bir sonuçta krem olduğu için bunu iyice silmek lazım. Bezimi biraz daha değiştirdim. Ve buna gerçekten iyice basmanız lazım. Hatta diğer farda büyük ihtimalle yardım alacağım eşimden. Bu arada çok bastırın diyorum da. Hadi ben farı kıracak kadar gücüm yok ama. Yani öyle bastırırken farı da kırmayalım yani, ona da dikkat edelim. Şimdi bu farın üzerinden bir de eşim bir de güç denemesi yapsın. En son halini size gösterelim. Şimdi yan diğer fara geçince tekrardan videonun akışında aradaki farkı yine göreceksiniz ki zaten montajda ben size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu ürünle parlattığımız far, ki bayağı farladı. Tahminimden çok daha iyi bu arada, onu söyleyeyim. Bu da bu ürünü uygulamadığımız far arkadaşlar. Şöyle karşılıklı bir göstereyim. Yan yana olsun ki aradaki farkı görün istiyorum. Yani şu karede bayağı bir fark olduğunu sizler de anlıyorsunuz artık. Şimdi arkadaşlar burada söyleyeceğim bir şey var tabi. Bu kloroform kadar parlattı mı? Bence tabii ki hayır. Ama burada nedir? Yani bu muhtemelen biraz far yenileyici ve çizik giderici gibi bir ürün. Hani yenileyici ve parlatıcı yazıyor üzerinde ama muhtemelen küçük çizikleri daha iyi gideren bir ürün diye düşünüyorum. Yani şöyle pastacılar yaptırırız ya, muhtemelen öyle bir ürün. Tamamen kloroform kadar sağlıklı bir sonuç almadık. Ama yine de dediğim gibi bayağı iyi çıktı tahminimden. Evet arkadaşlar, şimdi tozlu varsa diye yine bu farın da üzerindeki tozları almak adına bir havlu kağıtla şöyle bir ön temizlik yapalım. Diyorum ya, tozlu bir şekilde olmasın. Bu arada artık ben çekim yapıyorum, eşime devrettim. Bu farda da aradaki farkı görmüş olursam. Yani şöyle bakın, bu farın üzerindeki hani toz şu an bu şekildeydi. Bununla birlikte kremi sürmek çok sağlıklı olmayacaktır diye bu temizliği yaptım. Bezle yaymıştık ilk farda ama sanki bez biraz böyle kremi tekrar topluyor gibi geldi. Havlu kağıtla deneyelim dedik bu sefer de. Havlu kağıt daha mantıklı gibi görünüyor. Yani pamuklu bir bezdi ama çok, yani kremi sürerken çok memnun kalmadım. Böyle bu şekilde daha sağlıklı olur diye düşünüyoruz. Şimdi bir de havlu kağıtla deneyelim. Bu arada arkadaşlar kağıt bant çekmedik hani farın etrafına, onu belirteyim. Sonuçta kremsi bir şey olduğu için, ürün olduğu için ve hatta kuruyunca böyle tebeşir tozu kıvamına geçiyor. O yüzden kaportanın üzerine rahatlıkla çıkıyor ve herhangi bir zarar vermiyor. O yüzden bir bantlama işlemi yapmaya gerek duymadık. Hatta şuraya da biz sürerken bulaştı arkadaşlar. Yani hiçbir şey değil, şöyle elimizle bile direkt alabiliriz diye düşünüyorum. Buna diyelim ki böyle, hani almak istemiyoruz. Ben amacım şeyi göstermek. Nemli bir bezle şöyle göstereyim. Direkt kaportanın üzerinden silebilirsiniz. Tek seferde çıkıyor. Evet arkadaşlar, şimdi başlayalım artık bu farı temizlemeye. Bezimiz biraz iki tane farda kullandığımız için kremden dolayı kirlendi. Varsa bir yedek beziniz, ona devam edin. Veya havlu kağıtla da üzerini tamamen bastırarak silebilirsiniz. Evet. Ne yapalım? Şöyle ikisini hemen bir kıyaslayalım mı? Gösterelim mi? Arkadaşlar farların durumu bu şekilde. Tabii ki videonun başına göre kesinlikle parlamış durumda. Bu kıyaslamayı sizler de yapacaksınız. Ürün güzel arkadaşlar, fena değil diyeyim. Sonuçta kloroformla parlattığım bir fardan sonra, yani onda aldığımız o parlaklıktan sonra bu ürün biraz daha hafif kaldı diyebilirim. Ama sonuçta onunla kıyaslamak biraz da saçma olur diye düşünüyorum. Bu daha farklı bir ürün. Yine de videonun başında merak etmiştim, acaba o kıvama gelir mi diye. Ya daha kolay bir yöntem olur mu diye. Yok, bu daha farklı oldu.
Ama bunu söylediğim gibi hani daha ince çizikleri olan farlarda deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bu ürünü denedik bugün ve sizlere de tanıtmaya çalıştım. Yani alacak olanlar için bir referans olsun istedim. Videonun başında da söylediğim gibi iki farı da bir şekilde macunu sürerek biz bu işlemi yaptık. Bu arada ürünün fiyatı 125 lira Bauhaus'tan almıştım. Ürün fena değil arkadaşlar. Farkı sizler de gördünüz. Söylediğim gibi kloroformla parlatma kadar harika bir sonuç yok ortada. Ama sonuçta bu far yenileyici ve parlatıcı. Yani muhtemelen çizik giderici, pasta cila gibi bir ürün. Tavsiye eder miyim? Evet ederim. İş görür mü? Tabii ki iş görür. Ama derin çizikler varsa farınızda onu kloroformla yapmak gerekir. Bu ürün böyle daha küçük, ince çizikler olan farlarda geçerli olur diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar ben bunu stop lambalarında da deneyeceğim. Onu da farklı bir videoda derleyip sizler için kanala tekrardan yükleyeceğim. Umarım faydalı olabilmişimdir arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalımda araba inceleme, tamir videoları ve far parlatma videosu var gibi bir de gezi videolarım var. Kanalımı incelerseniz, kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bu arada yeni gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.